düşündüğünüzü biliyorum. Ama lütfen ısrar etmeyin. Kabul edemem. Bak kızım, dürüst olacağım. Sana değil aslında. Gönül Hanım'a iyilik etmeye uğraşıyorum ben. O ölüyor. Geç kızım. Biliyor değil mi geleceğimi? Var haberi, merak etme. Yalnız dediğim gibi senden ricam, bu hastalık mevzusunu sakın açma. En yakınları bile bilmiyor ona göre. Hadi gel salona geçelim, orada görüşürsünüz. Bu yerdeki toprak mı? Allah Allah. Gönül Hanım. Gönül Hanım, Hasret Hanım geldi. Git üstünü değiştir. Süpürgeni al gel. Borcunu ödemeye gelmedin mi? Evet de. Evet de ne? Fuat Bey konuşacaksınız dedi diye geldim. Konuştuk ya. Ben sana borcunu mu ödemeye geldin diye sordum. Sen de evet dedin. Ver şunu. Kerime yok mu bugün İsmet abla? Perihan'ı hastaneye götürdüler. Kontrolü varmış bugün. Ya şimdi Neriman abla belki bana kızdı öyle konuştum diye ama... yani ben de onların iyiliği için söyledim abla. Hayır şimdi bak, böyle bir şey bizim başımıza gelmiş olmasa... benim ciğerim yanmasa ben hayatta onun karşısına geçip konuşmazdım. Abla, ne yapmışlar, çok dövmüşler mi Perihan'ı? Yani bir ceza vermek lazım sonuçta. Tövbe estağfurullah. Ne yaptılarsa yaptılar. Sana ne canım? Sen diyeceğini demişsin. Kapat artık şu ağzını. Onun anası var, babası var. Onlar bilir yapacağını. Geldiler işte. Neriman. Abla, ne yaptınız? Ay, ne olacak? Şöhret eniştesi aldı bırakıp gelecek işte. Açtılar mı ayağını? Ya birkaç gün için sargılı kalsın dediler. Sonra onu da çıkaracak. Ah canım, gitmem falan demedi değil mi? Vallahi abla, gidene kadar iki gözü iki çeşme ağladı ama... yüzüne bile bakmadım dönük. Hayırlısı olsun. Perihan nerede? Kız, yoksa kemiklerini kırıp hastaneye mi yatırdılar? İnşallah öyle yapmışlardır. Ne hak etti?
abla. Gözünü seveyim şu içeridekilere hiçbir şey duyurma olur mu? Bak, bak, bak. Nasıl dikilip oradan bakıyorlar öyle. Ay ben dayanamayacağım. Öleceğim vallahi meraktan. Sonra... Aa, dur kız. Ay, geliyorlar abla. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Neriman abla. Oo. Ayol ta Bursalardan gelip de bir merhaba demek yok mu? Ay deriz deriz de koşuşturmamız çok. Bir kahve içseydik. Aa tabii tabii. Hem biz de bir 5 dakika dinlenmiş oluruz değil mi İsmet abla? Hadi gel bari içelim. Kerime sen de gel. Anne Hasret evde temizlik yapıyordu. Ben gidip ona yardım edeyim. Hasret mi? Gelin geri mi döndü? Ha, ne yapayım anne? İyi tamam tamam. Hadi sen geç. Ben 5 dakika sonra gelirim. Geç. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Hadi. Geç ablacığım. Geç geç geç. Hasret ben geldim. Hasret. Hasret. Nereye koydun çiçekleri? Dışarıdaki balkona koydum. Dikkat et güneşten yanmasınlar. Götürüp ekeceğim. Bahçeye mi? Gürültüden hiç hoşlanma. Özellikle elinden hiçbir şey düşürmemeye çalış. Sese karşı ve ışığa son derece hassasım. Olur olmaz zamanlarda gelip yatak odamın perdelerini açıp evi gün ışığına boğma. Sabah 9'da kahvaltı, öğlen 1'de öğlen yemeği isterim. Onun dışında odama girme. Sessizce, hayalet gibi işini yap, çık ve git. Şey, ben bugün sadece konuşmaya gelmiştim aslında. Evdekilerin haberi yok buraya geldiğimden. Müsaade ederseniz ben bugün gideyim, yarın erkenden gelirim. Bugün konuşmak için geldin. Yarın kocan izin vermeyecek. Öbür gün çocuğun hasta. Ben sana söylemeden bütün yalanlarını sıralayayım istersen ha? Sen şuna kısaca gözüm yemedi desene. Rica ederim öyle demedim. Demene gerek yok zaten. Hepiniz aynısınız. Akşam 5'ten önce çıkamazsın evden. Bir telefon etseydin bari. Onu da Fuat'a söyle. Bu kız ya. Hasret içeride misin? Hasret. Nereye gitti ki bu kız? Alışverişe gidiyorum ben. Yemek için malzeme alayım. Zaten fazla bir şey yemez. Izgara, salata. Fuat Bey, benim evi aramam lazım. Gönül Hanım size sormamı söyledi. Kendi bir şey demedim. Yok. Telefonu kullanamazsın kızım. Gerçi çok acil bir şey olmadıkça biz de kullanmıyoruz. Fişini bile çektik hatta. Niye ki? Bu evde çalışıyorsan niye diye sormayı bırakacaksın. İyi de beni evden merak edecekler ama. Ben gidip haber vereyim ister misin? Yok yok o zaman daha kötü olur. Neyse yapacak bir şey yok artık. Peki kolay gelsin.
Ya yok. Orhan niye istesin? İstemiyorum demiş çocuk bir kere. Ama işte Cemal Bey'in işleri. İlla kurtaracaksınız yuvanızı demiş. Kurtardılar da zaten. Demek ki doğruyu yapmışlar. Anne, az bir gelsene. Ne var? Ne oldu? Sen bir gel. Neyse, hadi görüşürüz. Abla, ben sonra gelirim. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Ne var? Kız. Kız, ne bu suratının hali? Ne oldu? Ne var? Hasret yok. Nasıl yok? Ya bayağı yok işte. Çıkmış gitmiş herhalde. Ay, ben bu kızın saçını başını yolacağım vallahi. Yok, ben arayacağım abini. Gelsin bakalım bu sefer nereden toplayacak karısını. Ya bir dur. Belki annesine gitmiştir. Kızım, sen beni duymuyor musun? Biz de gelin olduk herhalde değil mi? Biz de kayınvalidemizle oturduk. Böyle mi gidilir? Biz eşek başı mıyız burada ha? Ya ben bir gidip bakayım istersen. Öyle haber verelim abime. Şimdi durduk yere telaşlandırmayalım. Ah, Orhan aradı, olmayacaktı. Ben biliyorum o zaman ona yapacağımı ama. Neyse, sen dur. Sen burada dur. Ben kendim gideceğim o Ayfer denen kadına. Eğer orada da yoksa kızı... Bak sen gör bakalım bu ev akşam nasıl hop oturup hop kalkıyor. Hadi. Buyurun. İyi günler, Gönül Hanım'la görüşecektim. Şey, kendisi odasında. Rahatsız edilmek istemediğini söyledi ama. Fuat Bey yok mu? Alışverişte. Siz isterseniz bana söyleyin, ben ileteyim Gönül Hanım'a. Siz geldiğimi iletin. Önemli bir mevzu için çağırmıştı beni. Bir söyleyeyim ama. Kim geldi diyeyim? Avukat Levent Kılıç. Gel. Sana beni rahatsız etme demedim mi? Gönül Hanım, bir misafiriniz var. Kimmiş o? Avukatınızmış, mühim dedi. Kızım baştan öyle söylesene. Salonda beklesin beni. Geliyorum. Peki. Siz yeni başladınız herhalde. Evet, bugün başladım. Zor değil mi? Yani. Bizim de alışmamız bayağı bir zaman aldı. Hoş geldin Levent. Hoş bulduk Gönül Hanım. Bizi yalnız bırak. Kahve alır mıydınız? Daha sormadın mı? Tam soracaktı, siz geldiniz. Sade bir kahve alırım küçük hanım. Hadi acele et. Geç Levent. Teşekkür ederim.
Telefonda mühim dediniz. Aksi bir durum yok inşallah. Aksine. Hayırlı bir iş için aradım sizi. Bir mezarlık yaptırmak istiyorum. Ah anam, çekilecek çilem varmış. Kara kara kazanlar, kara yazgı yazanlar, kuyun yüzü görmesin aramızı bozanlar. Bak bak bak, bir de çantasını bırakmış. Oradan bana bakıyor ya. Şşş. Uğursuz damat. Şşş. Beğendin mi ettiğini ha? Seni ocağa atıp da çıtır çıtır yakayım mı? Efendim? Ha? Aa, ben seni çıkarır mıyım ya? Vallahi ateşin içine atıp seni böyle yakacağım, yakacağım. Bana da çamaşır çıkar. Ayşen Hanım. Ayşen Hanım. Efendim? Aa, dünün? Hayırdır? Nerede senin o gezilenti kızın ha? Bana bak. Doğru konuş. Senin ağzını bu yakadan öbür yakaya öyle bir ayırırım ki. Burası senin mahallen değil, tamam mı? Vallahi elimden alamazlar seni, parça pinçik ederim. Benim derdim seninle değil. Kızın nerede onu söyle, burada mı değil mi? Allah Allah. Kocasıyla değil mi ya? Ha, sabahleyin çıktık evden, bir döndük Hasret Hanım evde yok. Ha, o adamla gitti zar. Hangi adamla? İşte ya. Onun borcu vardı ya, o borcunu ödemek için. Bana bak, sizin eve aciz gelecek. Ne? Ha. Ne diyorsun sen? İşte öyle kızı kapıp gitmek değil mesele. Ardını da düşüneceksin, tam 1000 lira. Ya işte öyle, kor gibi değil mi? Tabii. Benim ocağımın altı harlanacak, senin de ciğerin yanacak. Ay, ne borcuymuş bu? Hakimin nereden yapılmış? Hasret, zengin bir kadının arabasına çarpmış. Malamat etmiş arabayı. Bah başımıza gelenler. Ya. İşte borcunun karşılığında bir senet imzalamış kendisi. Sabahleyin kadının şoförü geldi. Ben de kocası ödesin diye sizin adresinizi verdim. Size geldi yani. Size... Ay sus! Tamam yeter. İçim şişti zaten. Ay ne uğursuz ailesiniz. Kızının attığı adım zarar zaten. Yani benim kız az saf biliyor musun? Akşam dönerken yeniden bir senet imzalayıp eline tutuşturuverirlerse sen görürsün o zaman gününü. Yandık biz, yandık. Ah emme, nasıl yandık? Ah Orhan'a! Ah Orhan'a! Ah. Dünür! Ha. Geldi, iki çarşaf çıktı diyelim ha. Ha senin elinden her şey gelir. Hadi gel gel, odun da atayım suyun altına. Hadi gel gel gel, çimit de atayım sen çitili. Çarşaf yıkayalım biraz. Git! Gel, aile mezarlığına gömülmek istemiyorsunuz yani. Aynen. Peki bundan Figen Hanım'ın haberi var mı? Olması gerekiyor mu? Elbette ki hayır. Da ben bu hayattaki tek yakınınız Figen Hanım diye sordum bu soruyu. Cevabınızı da aldığınıza göre asıl mevzuya geçebiliriz. Gömülmek istediğin yer burası. Bu araziyi yeni satın aldım. Mezarlık değil yani. Hayır. Allah gecinden versin elbette ama... öldüğünüz vakitte tek başınıza bu arazide mi gömülmek istiyorsunuz? Sen bizi mi dinliyorsun? Ben önemli diye bölmek istemedim. Geç ver Levent Bey'in kahvesini. Hadi çabuk çabuk çabuk. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Hadi. Hadi, hadi kapa kapıyı. Dediğim gibi, bu arazide gömülmek istiyorum. Gereken neyse onu hemen bir an evvel yapın lütfen. Yalnız
Burası mezarlık alanı olmadığı için gerekli izinleri almamız çok kolay olmayacaktır. Levent Bey, siz ne için varsınız? Bu işi bir an önce bitirin. Bekleyecek zamanım yok benim. Hay hay. Figen. Öğle yemeğine davet etsem seni, gelir misin? Hem biraz konuşuruz. Tamam. Tabii olur. Ama şaşırdım şimdi. Ne hakkında konuşacağız? Hasret hakkında. Yapacağız bu kızla ha? Bak geçen sefer peşinde adamla geldi. Şimdi de 1000 lira borçla. Attığı adım zarar bu kız. Abime söyledi mi acaba? Ha, söyledi. O yüzden böyle kaça kaça gidiyor değil mi? Ama yok. Orhan gelsin, gelsin de görsün karısının marifetlerini. Yok ben arayacağım abine, haber vereceğim. Ya anne. Yapma. Kızı. Sen beni duymuyorsun galiba. Kız bir adamın peşine takılıp gitmiş. Abin geldiğinde karısını arayıp bulamayınca ben ne cevap vereceğim ona? Ne diyeceğim? Ya tamam acele etme. Belki gelir birazdan. Bir gelsin anlatsın neymiş ne değilmiş, ona göre hareket ederiz. İyi. Tamam. Bekleyelim bakalım. Ama Orhan geldiğinde Dana'nın kuyruğu kopar ona göre. Yok o kızı korumaya hiç niyetim yok benim. Böyle biliniz. Allah bilir nerede. Ha, geldi herhalde. Koş. Ah, enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamamdır. Ben teslim ettim Perihan'ı. Oradakilerin hepinize çok selamı var. Allah razı olsun. Bu zor zamanımıza, derdimize ilaç gibi yetiştim vallahi. Enişte, benim senden bir ricam olacak. Ne olur Cemal'in kulağına sakın gitmesin. Ben usulünce anlatacağım kendisini. Tamam tamam, siz merak etmeyin. Başka bir şey yoksa ben kahveye gideyim. Tabii yerinde bulabilirsem. 20 sabahtan beri yalnız. Yok yok, hiç merak etme. Sağ olasın. Selametle git işine. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz enişte. Çok şükür bu işi de böyle hallettik. Vallahi. Bakalım babamla abime ne diyeceğiz? Ya inşallah ne oldu diye bu işin peşine düşmeye çalışmazlar. Yok canım. Yok. Gel. Abi nasıl olmuş? Tam planıma layık. Pastayı aldın mı? Şey, onu dolaba koydum. İyi. Şöyle bir elimizi dizimizi düzelseydik ya. Kaç gün sonra ilk defa göreceğim kızı. Orhan'la barışmış ayen öyle. Keyfi yerindeydi. Tam konuşma zamanı. Şimdi mi konuşacaksınız? Geç bile kaldım oğlum. Aslında en başını yapmam gerekirdi. Bugün yarın derken. Neyse bir şekilde telafi edeceğiz artık kaybettiğimiz zamanı. Bakıyorum da Perihan olmayınca evin yolunu çabuk buldum. Her zamanki gibi geldim işte. Her zamanki gibi.
Şişt, bana bak bana. Perihan kaç gün rapor almış okuldan? Duymuşsundur sen. Bilmiyorum ki. Niye sordun? Bu kızın durumunda karışık bir şeyler var. Nasıl ya? Bugün kursa gidince Neriman'la Kerime'yi gördüm. Hastaneden geliyorlardı. Güya Perihan'ın alçısını çıkartmışlar. Perihan nerede? Yok. Ne demek yok? Yok işte. Bunlar birlikte gitmişler, yalnız dönmüşler. E sormadın mı? O kadar da gururumuz var herhalde. Sormadık ama meraktan da çatladık Sevim'le. Aman İsmet de ağzı mühürlü mübarek. Kız, bir bahane bulsak da sen şunlara mı gitsen ha? Gittim diye ayaklarımı kırıyordun ya. Aman be, o Neriman'a ders vermek içindi. Ortalıkta gerim gerim geriniyor. Yok kızlarım şöyle, kızlarım böyle diye. Ben de biraz görsün istedim. Şişt. Bak ben bir şeyler ayarlayayım, tamam mı? Sen bunlara bir git. Hem böylece arayı da ısıtmış olalım. Neticede komşuyuz değil mi? Gel. Figen Hanım. Levent. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi rüzgar attı seni buraya? Levent, avukatımız. Orhan Bey de ortağım. Memnun oldum. Ben de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen buyur Levent. Teşekkürler. Ne içersin? Ne söyleyeyim sana? Bir şey içmiyorum. Şimdi annenden geliyorum. Orada kahve içtim. Annemden mi? Konuşabiliriz değil mi? Tabii. Orhan yabancı değil lütfen. Ben de tam çıkıyordum zaten. Orhan lütfen rahatsız olma. İşine dönsen. Niye gittin anneme? Önemli bir konu var diye çağırdı beni. Neymiş bu önemli konu? Yalnız bak konuşacaklarımız aramızda kalacak. Mühim bir konu olduğu için sana bahsetmek istedim. Ne de olsa arkadaşımız. Bak merak ettim şimdi sen böyle söyleyince. Gönül Hanım aile mezarlığına gömülmek istemiyormuş. Dedemle bitmeyen savaşı ahirette de devam edecek anlaşılan. Keşke bir de sebebini bilseydik. Resmen bu sırrı gömecek. Bu kadar mı? Başka bir şey söylemedi mi? Tabii ki değil. Kendine bir arazi almış. Orada tek başına gömülmek istiyor. Ya gün geçtikçe bu kadınla anlaşması daha da zor oluyor. Ya etrafında kimse kalmadı. Kendine hizmetçi bile bulamıyor Levent. Gerçi bugün biri başlamış. Biri mi başlamış? Evet, bugün tanıştık biz de. Nasıl biri? Genç, güzel bir kız. Hatta şaşırdım. Daha önceki çalışanlara hiç benzemiyor. Allah Allah. Ama ne kadar dayanır bilinmez tabii. Orasını hep birlikte göreceğiz.
bir adın oldu senin. Ne bir mezar taşın. Ne bir doğum günü pastan. Ne de bir çift ayakkın. Senin hasretinle yanıp kavrulan bir annen oldu sadece. Yakında hasret bitecek. Yanına geliyorum kızım. Bekle beni. Bekle beni. Gidiyor musun kızım? Bitti benim işim. Hadi eline sağlık. Sabah 8:30 gibi gelirsin. Fuat Bey, ben en azından tecrübe edinmiş oldum. Artık eminim burada çalışmama imkan yok. Kızım sabah anlaştık ya bu hususta. Siz bu teklifi ilk yaptığınızda ben eşimden ayrılmak üzereydim. Annemin yanında kalıyordum. Şimdi tekrar eşimle barıştım. Onun evine geri döndüm. Kayınpederim var benim. Kayınvalidem. Herkes bir yana ben eşime burada çalıştığımı söyleyemem. Bunu asla kabul etmez. İyi de kızım. Gönül Hanım senin işin için ta karakollara kadar gelmiş. Şahitlik etmiş. Eşin niye istemesin ki? İşi beğenmediği için mi? Yok hayır öyle demek istemedim. Bu hususi bir konu. Size açıklayamam gerçekten. Anladım kızım anladım. Ben kocamla barıştım. Benim yerimi öder diyorsun. İnanın düşündüğünüz gibi değil. Neyse. İstemiyorsan sırf Gönül Hanım'ın işi görülsün diye burada çalışamazsın. Ben ikinizin de faydasına olur diye düşünmüştüm. Biliyorum. Peki sen konuştun mu Gönül Hanım'la? Söyledin mi ayrılacağını? Yok, hayır. Benim yerime siz söylerseniz sevinirim. Öyle olsun. İyi günler. İyi günler. Ben yarın geç gelirim. Bayileri kontrol edeceğim. Yeni sipariş varsa onları alacağım. Tamam. İyi akşamlar sana. Orhan. Figen aynı şeyleri konuşacaksak hiç girmeyelim o konuya. Yok. Ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Haklısın. Biraz asabi davrandım. Nihayetinde Figen Karasu da olsam ben de bir kadınım. Benim de bir kalbim var. Acıyorum. Kırılıyorum. Ümitlendim çünkü. Ve bence bunun tek müsebbibi ben değilim. En azından bunda mutabık kalalım mı? O zaman ben senin anlayacağın şekilde söyleyeyim. Ben Hasret'i, yani karımı seviyorum. Var mı hala söylemek istediğin bir şey? Rica ediyorum bir daha bu konuyu açma.
Merhaba Kerim ablacığım. Sağ ol Mesude. De sen nasıl geldin buraya? Annem gönderdi. Çok da selamı var. Yani nihayetinde komşuyuz. Aramız bozulmasın dedi. Demek öyle. Peki kapıya kadar gelip onca lafı söylemesine gerek var mıymış? Ya, kusura bakmayın artık. Annemi biliyorsunuz. Ben gelmişken Perihan'ı görebilir miyim? Çok özledim de. Perihan yok Mesude. Burada değil. Nasıl ya? İzmit'e teyzemin yanına gönderdik. Orada devam edecek okula. Neden? Nedenini sen söyleyeceksin. Bu kız okula gitmeyip kimle dolaşıyordu? Bilmiyorum ki. Yapma Mesude. Perihan senden gizlemez. Bak, odada bir yüzük buldum. Kocaman da bir taşı vardı. Yani bu öyle herhangi birinin alacağı bir şey değil. Ya kimle gezip tozuyordu? Kim için yaktı istikbalini? Allah aşkına söyle ablacığım ne olur. Gerçekten bilmiyorum ki Kerime abla. Bak iş işten geçtikten sonra öğrenmemizin bir faydası yok. Ya ona iyilik edeyim derken kötülük ediyorsun. Tamam, korkmana gerek yok. Annemler bilmeyecek. Sadece senle ben. Bak ben kardeşime mukayyet olmak istiyorum. Yaşı büyük mü bu adamın? Zengin biri mi? Aa! Mesude bu ne? Hiç, cüzdan. Kermesten mi aldın bunu? Ay senin bu düşük zevklerin beni bir gün öldürecek ya. Nesi var ki? Ben çok beğendim. Ay tamam canım, al tepe tepe kullan. Sen sadece dediğimi ilet. Akıl verme bana. Kusura bakma. Dünden beri huysuzluğu üstünde. Dün değil, hediyeyi de beğenmelisiniz. Mesude! Hadi. Ya daha ne durup konuşuyorsun bununla ya? Özür diliyordum Doğan'dan. Ya çok kötü davrandın çocuğa. Hak ettiği cevabı aldı. Kim olduğunu unutmasın. Kimmiş? Ben patronun müstakbel eşi. Oysa sadece şoför parçası. İnşallah hoşuna gelmemişizdir. Doğan Bey öğlen işi var demişti. Haber gönderdim herhalde Mesude. Öğlen geleceğimi biliyor. Ayarlamıştır işini. Hem şoför ne zaman bey oldu? Allah aşkına hitabına dikkat et biraz. Canım ben öylesine söyledim. Farkındaysan sabah bana da haddini aşarak konuştu. Uygun bir zamanda Kartal'a söyleyeceğim. O gerekeni yapar zaten. Ya bırak şimdi onu bunu anlat. Neden aldı seni okuldan baba? Geçen gün sen Kartal'ın yanına gitmiştin yani. Evet. O gün Doğan geldi okul çıkışına. Bir şeyler içelim dedi. Ben de kıramadım. Meğer Sabri annem bizi görmüş. Ay ilahi Mesude yani. Ay şoför parçasıyla randevuya mı gittin Allah aşkına ya? Ay hayır bari okulu yaktığına değecek biri olsaydı. Ya çocuğun sana hava atacağım diye gezdirdiği araba bile benim arabam. Kızım benim arabam. Senin mi? Benim tabii. Kartal daha bugün söyledi. O ev, arabalar, adamlar hepsi benim emrimde. Hakikaten peri kızı gibi değil mi? Yüzüne bakmaya doyamıyor insan. Bazen kıskanayım diyorum. Ona bile hakkım yok. O kadar güzel yani.
ama kapkara bir kalbi var. Evet, ben gideyim artık. Babam gelecek. Biliyor. Biliyor ama benden saklıyor. Gel. Hadi çıkalım. Ben hemen arabaya hazırlayayım o zaman. O kim abi? Boş ver şimdi. Şu an Peri Hanım'dan da önemli hiçbir şey yok benim için. Hadi ya Kartal, açsana şu telefonu. Yok yok, aramıyorum, haber de vermiyorum. Orhan gelsin, kendi gözüyle görsün bu karısının vaziyetini. Ah, inşallah Orhan'dır. Sen dur dur dur, ben açarım, ben bakarım. Oo, gelin hanım. Hoş geldiniz. Aa, Orhan'ın geleceği saati nasıl da biliyorsunuz. O gelmeden önce dakikasına geldiniz. Kusura bakmayın. Aa, kusuru olur mu evladım? Asıl sen bizim kusurumuza bakma. Sen böyle kaçıp kaçıp gidiyorsun. Biz seni zorla eve getiriyoruz. Ay neredeyse zorla bağlayacağız gitme diye. Sen buna bir baksana. Anne, anne yapma. Çekil ne annesiymiş. Vallahi karışma seni de parçalarım. Bana bak. Bu sabah eve gelen adam kimdi ha? Bu neyin borcuymuş anlat bana. Siz nereden biliyorsunuz? Ha, ben nereden biliyorum? Ben gözümü yummuyorum Orhan gibi çünkü. Anana gittim anana. Anan söyledi. Anlatacaktım zaten. Ha, zora gelince anlatacaktım zaten. Ya anne yapma artık yeter. Bir bırak da anlatsın. Hadi konuş. Konuş vallahi ananı nasıl kapının önüne fırlattıysam seni de alır fırlatırım. Hasret. Nereye gittin cevap versene. Ben bir kaza geçirdim ya hani. Araba bana çarpmamak için yaptı kazayı. Sahibi olan kadın borcunu ödememi istiyor. Haklı tabii. Ama ödeyemedim. Onun yerine gel burada çalış dedi. Neredeymiş orası? Beykoz'da bir ev. Tek başına yaşıyor zaten. Bir tane şoför var gelip giden. Ne iş yapacakmışsın ki orada? Bugün gittim gördüm. Yemek, temizlik öyle işler. Ama yapmayacağım. Gelirken söyledim zaten. Yapmayacaksın ha? Yapmayacaksın da ne yapacaksın? O senedin bir aylık vadesi varmış. Nasıl ödeyeceksin borcunu? Ha? Bir yolunu bulacağım. Aa bana bak. O yol sakın benim oğlumun cebinden geçen yol olmasın. Ben öyle bir şey demedim. Ya ne dedin ha? Ha senin başka bir gelirin var da ben mi bilmiyorum ha? Yoksa o ananın bahçesindeki çamaşır kazanı altın kaplı da benim gözüm mü görmedi? Bana bak. Gideceksin. Eşek gibi çalışacaksın. O borcu ödeyeceksin. Haciz memurlarını benim kapıma getirmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Anne yapma artık yeter. Anne 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 yeter vallahi seni de parçalarım. Bana bak sen sokaklarda gezeceksin. Benim oğlum senin borcunu ödeyebilmek için gece gündüz didinecek çalışacak öyle mi? Yok öyle hayat. Bundan ne Orhan'a ne de başka kimseye bahsetmeyeceksin. Bu borçtan Orhan'ın haberi bile olmayacak. Ama ben bunu Orhan'dan nasıl gizleyeceğim? Kimsenin haberi olmadan nasıl gideceğim işe? Yalan söyle gelin hanım. Yalan söyle.
Bir şey söylesenize. Bir şey söyleyin dedim. Beni kırmak, beni...